Aynı zamanda FeeChippy'den konuşmuşken de sizi bugün burada yakalamışken sormak da olmaz. Kısa bir süre sonra internet dizisi olarak da hayatımıza girecek. Bedava, ücretsiz. Çok yanlış anlaştı çünkü ya sanki ruhumu satmışım gibi falan bir durum oluştu ya. Ya düşünsenize yani bu kitaplar hayatı boyunca bu kitapları okumayacak bir sürü insan tarafından seyredilebilecek ve merak edip belki kitabı okumaya karar verecekler. Ve bunu bedava yapıyorum televizyona girmeden, televizyonda yayınlanmadan. 3 bölüm üst üste internette bedava. Yani bu önemli bir şey. Evet, bedava aynı zamanda o platform. Peki bu dizi olma süreci nasıl? Yani size eminim ki teklifler sadece bu kabul ettiğiniz işte değil. Hani öncesinden de farklı yapım şirketlerinden teklif geliyordur diye düşünüyorum bu kitaplar için ama özellikle işte Ay Yapım'ın yapacak olması, bu kadrodan bahsedersek Berrak Tüzün Ataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven gibi isimlerin yer alması sizin ne ikna etti? Tamam varım demeye. Pelin Diştaş. Yani evet, bir kişinin etkisi çok büyük açıkçası. Ebru Cohen ikinci kişi, ablam değil, tamamen soyadı benzerliği var, alakamız, tanımıyordum bile yani hiç. Hiç yani bu süreçte tanıştık. Şöyle oldu. Evet, bir takım toplantılara gidiyordum ama artık böyle biz ekipçe eğlence olsun falan diye gidiyorduk yani. Bir de kalp kırmamak için bazen çok böyle ısrarlı oluyordu çağrılan yer. Hani ukala mısın da böyle hiç kimseyi beğenmiyormuşsun gibi olmasın diye. Ta ki mesela kitapların hani dizi anlaşması imzalanmadan ilk görüşmemiz 2 sene önce olmuştu. 2 sene boyunca sürdü görüşmemiz. 2 sene yani düşünün. Ve bir takım sözler verildikten sonra, bir takım ana konularda biz anlaştıktan sonra ben kendimi güvende hissettim. Çünkü burada amaç, aman işte bir kitap yazayım dizisi çekilsin değil. Amaç ulaşabildiğim kadar çok insana ulaşayım ve bunu o insanlardan pek de bir şey almadan yapayım. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü ben yaşamak istediğim bir hayat var. Oğlumun yaşamasını istediğim bir hayatı olacak gelecekte. Bunu da hani bu toplumun içerisinde normalize edilmiş saçmalıkları fark ettirerek yapabileceğimi düşünüyorum. Kendi payıma düşen kadarıyla. Ama hepimizin payına düşen bir şey var. Her birimizin ucundan tutması gereken bir şey var. Onu artık yani aktive olduğumuz kadar, hayatı değiştirebilip hayatı etkileyebildiğimiz kadar iyi bir yaşantımız olacak. O yüzden de bu benim için bir araçtı. Yani işte Ekrem Çatay'la biz oturduğumuzda ve bana o güveni verdiğinde, kitabın içindeki formata saygı duyulacağı için ve aynı zamanda en önemli konu, hikayenin, yani kitabın içinde anlatılan hikayenin dışında bir kurgu oluşturduk. Yani aslında benim FeeChippy'nin içindeki hikayem özgün kalıyor. Referans noktaları aynı. Belirli noktalar da aynı ama aralıklar farklı. Aynen Game of Thrones'da yapıldığı gibi. Game of Thrones'un kitabını okuyan var mı? Dizisini seyreden var mı? Ya, değil mi? Game of Thrones'un kitabını okuyan biri olarak söylüyorum size, dizisiyle alakası yok. Kitap güzel mi? Çok güzel. Dizi güzel mi? Çok güzel. Ana konseptler aynı. Yani aslında aynı okyanusta yüzüyorsun. Ama tekinde kıyıdasın, tekinde okyanusun başka bir tarafındasın. O yüzden zaten kitabını okudum. Yani ben diziyi seyrettikten sonra kitabını okudum. Kitap çok inanılmaz komplike ve çok karışık bir kitaptı. Yani mesela hatırlıyorum ki 3. kitabında 80 sayfa okudum ilk başta. 80 sayfada işte bir limana geliyorlar. Limanda işte birisini bir limandaki gemiden, limana yanaşmış bir gemiden inen adamı anlatıyor falan filan. Böyle hızlı hızlı anlatıyor falan. 80. sayfada adam öldü. Ben o adamı başrol zannetmiştim falan. Adam öldü falan. Ne oluyor ya bu adam kim falan. Adam meğersem basit bir balıkçıymış. Onun hikayesiymiş. 80 sayfa onu okuyunca hani şöyle düşündüm. Evet, böyle bir içeriğin gerçekten dizisi olması lazımdı. Çünkü herkes aynı dikkat yoğunluğunda olmayabilir. Bizim kitaplarda da öyle. Kimisi okuyor diyor ki ah harika her şeyini anladım. Kimisi diyor ki ya okuyamıyorum, devam edemiyorum falan diyor. Çünkü ağır da gelebiliyor. İnşallah ben bunu zekice becereceğimizi düşünüyorum. Ay Yapım'ın ekibi güçlü bir ekim. İyi bir yönetmenimiz var. Mert Baykal. Sağlam bir çocuk. Yani zaten yönetmen iyiyse, yapımcı Pelin, yapımcı iyiyse, oyuncular zaten iyi. İyi bir prodüksiyonda, iyi bir Tolga diye bir arkadaşımız var. Yani bu insanların, doğru insanların doğru sinerjiyle bir araya gelmesi
gerekiyor. Bütün zorluklara rağmen başarabileceklerini düşünüyorum. Peki bu yazılı bir işin görsel medyaya sunulması, yani bir transmedya olarak işte Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter kitapları gibi onların sonradan filme uyarlanması ve aldığınız tepkiler, size de Instagram'dan, Twitter'dan eminim ki gelmiştir işte. İnanmıyorum, Duru'yu Serenay mı yaptınız? Çok evet. Gibi. Aynen. Bunun çok. Peki avantajı olacağı aşikar, çünkü az önce işte Game of Thrones izleyen var mı, okuyan var mı dediniz? Hayır. Yoktu. Ama izleyen vardı. Aynen. Şu anda Game of Thrones. Ya sonuçta Serena'yı seven insanlar bu diziyi izleyecekler. Bu diziyi izlerken belki bir şey onları tetikleyecek ve kitabı okumaya başlayacaklar. Ve hani siz dediğiniz şey hayatımda birçok şeyi değiştirdi falan. Değil mi? Belki onların da hayatını da değiştirecek. Belki siz o insanlarla gelecekte tanışacaksınız ve hep birlikte bir şey yapıp belki daha büyük bir şeyi değiştireceksiniz hep birlikte. Sadece kendi hayatlarımız değil, hep birlikte başka şeyleri de değiştirmeye başlayacağız. Belki zincirleme bir reaksiyon olacak. Belki. Ne güzel bir kelime değil mi? Evet. Kendisi de geçen Mayıs'ta konuğumuz olmuştu Serenay. Öyle mi? Çok. Evet. Yani ben sempatik bir insan, çok tatlı, çalışkan. Yani mesela oradaki dans sahnesindeki sahneyi kendisi bir balerin gibi yapabilmek için aylarca çalıştı. O kadar esnedi ki sabah öğlen akşam ders aldı. Jimnastikçilerden ders aldı, balerinlerden ders aldı. Benim kendi spor hocamdan, benim kendi jimnastik hocamdan ders aldı. Oğlumun jimnastikçisinden, yani bizim milli takımı eğiten jimnastikçiler çalıştırdı Serenay'ı. Ve gerçekten de hani öyle bir noktaya geldi ki bacağını buraya kadar kaldırabiliyor. Yani şimdi bu kıza niye saygı duymayalım ki biz? Değil mi? Biraz çalışan adama saygı duyacağız. Evet. Ama kimseyi tanrılaştırmayacağız. Çünkü önce tanrılaştırıp tapıp sonra da inkar ediyoruz. Böyle bir eğilimimiz var. Yavaş yavaş sona gelirken aslında konuşmak istediğim bir şey daha var. Günümüzde en önemli şey, hatta tek önemli şeylerden bir tanesi de hakikati bulmak. Çünkü çok fazla bilgi var. Kirli bilgi var. Ve bu Oxford'un da sözlüğe yeni eklediği bir cümle aslında post-truth diye çarptırılmış hakikat, başkalaştırılmış ve kişiselleştirilmiş gerçek şeklinde. Hakikati bulmamız için bizim ne yapmamız gerekiyor? Azra Cohen hakikati ararken nelere dikkat ediyor? Daha yeni bir ödev yaptım ben bu doktorada. Transactive Memory ile ilgili bir ödevdi. Transactive Memory ne olduğunu bilen var mı aranızda? Sen biliyorsun, makale yoktu çünkü. Transactive memory şu, şimdi insanlık niye var olabiliyor, niye güzel bir şekilde yaşayabiliyoruz? Çünkü bir kişinin öğrendiğini bir süre sonra diğeri de uygulayabiliyor ve öğrenerek topladığımız bilgiyi geniş kapsamlı bir şekilde yayıp birçok kişi tarafından, birçok toplum tarafından aynı anda kullanılabilir hale geliyoruz. Yani bilginin bir havuza toplandığını düşünün, sanki o havuzdan herkes ihtiyacı olanı alıyor. Toplumlar böyle ilerliyor ve bugün internet dediğiniz şey transaktif memory olarak kullanılabiliyor. İnternete hiç bilmediğiniz bir konuda internete girdiğinizde, araştırma yaptığınızda yaklaşık 2 saatin sonunda o konuyla ilgili ciddi bilgisi olan, uzman değil ama ciddi bilgisi olan biri haline gelebiliyorsunuz eğer kafanız iyi çalışıyorsa. Şimdi bu sistemin içinde yanlış bir sürü bilgi var. Yanlış bilgileri bilebilmek için, doğru bilgiyi bulabilmek için bir kere bilgi konusunda tutucu olan referanslara önce bir gitmek lazım. Ama maalesef mesela bir örnek vermek istiyorum. Flörür. Flörür'ün Avrupa Diş Hekimleri Odası ne kadar zararlı olduğu ile ilgili bir rapor yayınladı. Flörür zararlıdır dedi. Ama Amerikan kaynaklara girdiğinizde flörürle ilgili hiçbir kötü şey bulamazsınız. Bütün içme sularında var, bütün diş macunlarında var. İçme sularında 2 miligramın üstünde zehir seviyesinde var. Flörür ilk defa nerede kullanıldı? Nerede kullanıldı flörür ilk defa? Sen biliyorsun çünkü sen katıldın şeye. Evet. İzledim de ben. Şimdi evet. Adana'da söyleyişinizde bayağı detaylıca anlatıyorsunuz. Evet, orada da anlatıyorum. Flörür ilk defa 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında kullanıldı. Onca bilmem kaç milyon insanın tıngır tıngır nasıl sabun yapılmaya gittiğini merak ediyorsanız, bir insana belirli bir dozajın üzerine flörür verdiyseniz onun düşünmesini engeller hale geliyorsun. Sadece dinler ve söyleneni uygulayan hale geliyor. Zehir çünkü bu. Şimdi doğru bilgiye ulaşmak için çok araştırmak, çok okumak, yenilmemek, biraz paranoyak olmak şart. Ama çok fazla paranoyak olduğunuz zaman da bütün konspirasilere balık gibi atlamaya başlıyorsunuz o zaman. Harvard Üniversitesi'nin flörürle ilgili yaptığı bir metatez var, internette bulabilirsiniz. Güvenilir üniversitelerin yaptığı araştırmaları okuyun. Bunun için de İngilizce bilmek zorundasınız. O yüzden doğru bilgiye ulaşabilmenin birinci koşulu İngilizce bilmek. İkinci koşulu, funding'i, yani
etraftan aldığı parası herhangi bir vakfa bağlı olmayan bir işte bilimsel magazinlerden haberi almak. Eğer ben World Health Organization tarafından beslenen bir bilim dergisinden bilgiyi alıyorsam o bilgiyi sorgularım. Çünkü World Health Organization'ın yani Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre Çernobil'de 46 kişi öldü. 56 mı ne? Çernobil'de 56 kişi mi öldü? Hala orası radyoaktif bir alan. Bilmem kaç milyon kişi öldü ve hala insanlar ölmeye devam ediyorlar. Çernobil saatli bomba. Bugün hiç kimse konuşmuyor Çernobil'le ilgili. Toprağın üstünü toprakla örttüler. Toprağın altında radyoaktif kendi içinde, değil mi? Açık çekirdek halinde işlemeye devam eden acayip bir şey var. Hiç kimse müdahale edemiyor. Giden ölecek çünkü. Şimdi yani ama girin Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyine. Su ister misin? Sitesine, sitede yazıyor kaç kişinin öldüğü. Yani şimdi o yüzden bilgiyi nereden aldığınız ve aldığınız bilgiyi aldığınız derginin sahibinin kim olduğu çok önemli. Ben o yüzden hani böyle bir takım makaleler, bilimsel makaleler yayınlayan tıpla ilgili, zaten genelde tıpla ilgili araştırıyorum. İşte mesela Avrupa'dan bilgi toplamaya daha çok önem gösteriyorum. İngiltere'deki bilgi bu anlamda daha sağlıklı. Avrupa ülkeleri bu anlamda daha inatçılar. İşte İtalyanlar mesela böyle acayip şeyler. Kafalarının dikine gidiyorlar. Yani kolay kolay böyle rüşvet almayan, kolay kolay bilgiyi saptırmayan İtalyanlar, Fransızlar, yani Avrupa'dan bilgiyi toplayın. Daha sağlıklı. Amerika çünkü büyük kartellerin ve tröstlerin şirketi. Kartel tröst ne demek? Ekonomi okuyanlar bilirler. Ha, işte yani bir takım şirketler birleşmiş. O kadar büyük şirketler, o kadar büyük birleşmişler ki dev yapılar oluşmuşlar. Procter & Gamble. Bunlardan bir tanesi. Her şeyin sahibi. Bugün deterjan, ıvır zıvır ne varsa, ne kullanıyorsak hepsi ondan çıkıyor. Evet. Ben bugün için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizim hepimizin burada bir kitabı olduğunu düşünüyorum. Başında da söylemiştik. Hepimiz aslında bir kitaba sahip olsak diye. O kitabın içerisinde bir sayfamı bugün size ayırdığım için ben kendim adına çok teşekkür ederim. Ben de. İnşallah hayata katkısı olsun, size de katkısı olsun. İşe yarasın. Umarım bir gün hepinizin kitabını okuma fırsatım olsun. Umarım. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.